İstanbul Kartal'daki Medine Tayfur Sökmen İlkokulu'nun velileri bugünlerde endişeli. Çünkü okul için daha önce alınmış bir çürük raporu var. Ancak bir arsa ihtilafı sebebiyle yıkım yapılamadı. Yetkililer de çözüm adına binada güçlendirme yaptı. Okullarının çocuklarına mezar olmasından korkan ailelerse kararın incelenmesi için tekrar valiliğin kapısını çaldı haklı olarak. Bunun bu şekilde olduğunu şey yapınca ben biraz rahatladım. O zaman bu okul yıkılsın, okul yapılmasın. Beyefendi bu kadar basit. Arkadaşlar okul istemiyoruz. İstemiyoruz. Güçlendirmenin yeterli olduğunu düşünenler de var. Ancak velilerin çoğu endişeli ve okullarının yıkılıp yeniden yapılmasından yana. Daha önce bu okula iki defa yıkım kararı çıkılmış. Güçlendirmeye karar verilmiş. Yaklaşık Kasım ayından beri de güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Kartal'daki ilkokulun arazi sorunu alınan yıkım kararına rağmen süreci çıkmaza soktu. Medine Tayfur Sökmen İlkokulu öğrencileri yaklaşık bir yıl önce başlayan çalışmaların ardından çeşitli okullara yönlendirildiler ve orada öğrenimlerine devam ediyorlar. Ancak bu okula gelmek için tarih 15 Nisan ve pek çok veli de bu okula öğrencisini göndermek istemiyor. Burayı yıkılırsa dahi burada daha bir başka sorun var. Yıkılırsa arsaya dönüyor. Okul için 2019'da çıkan raporda güçlendirme için uygun değildir, yıkılmasına karar verilmiştir yazısı vardı. Ancak okul arazisinin kamu ve şahıs arazisi olduğu ortaya çıkınca yıkım yapılamadı. Arsa olunca mal sahiplerden bir tanesi ben vermiyorum, bağış etmiyorum derse satıyorum para şeyim der. Birkaçı da hatta öyle. Bu sefer buraya 10 senedir, 100 senedir bu okulu yapamazsınız. Belediye halledemeyebilir ama benim devletim güçlü, yıkıp yapabilir. Allah aşkına, biz devletimize güveniyoruz. Okulun bahçesinde şahıslara ait parsel payının olduğundan dolayı diye biliyorum. Varisleri veriyor mu peki okul yapılmasına? Varisleri izin vermediği için bu şekilde yıkılıp yapılamıyor. Şu an hepimiz çocuğumuzun daha güvenilir bir alanda eğitim almasını istiyoruz. Teknik bilgim olmamasına rağmen o yapılan kirişleri asla onaylamıyorum. Veliler valiliğe güçlendirmenin incelenmesi için başvuru yaptı ve o başvuruya olumlu yanıt geldi. Güçlendirme çalışması şimdi yeniden incelenecek. Aynı anda topluca mail attık. O maile karşılık İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden inceleme talep edilmiştir diye o maillerde bize yeni geldi. Tekrardan gelip denetleyeceklerini söylediler.